Buradan Hayda yapımcısı ve Supercell'e de teşekkür ediyoruz. Oyun içinde farklı düzenlemelerle hayal gücümüzü kullanma ve ekstra hayallerimizi de üzerinde yapabileceğimiz bu kadar gelişmiş harika bir oyun sundukları için Supercell'e ve Hayda yapımcılarına teşekkürlerimizi iletiyoruz. Merhaba komşular, 500 Silki kanalına hoş geldiniz. Herkese iyi oyunlar, iyi eğlenceler. Çarkı Feleğimizin 4. bölümündeyiz. Sıralama sorularına ilk cevap yazan komşumuz, yani kelimeyi tamamlayan komşumuz katılımcı olarak yerini alacak. Kart seçme ödüllerimiz değişti. Kart seçme ödüllerinde ağırların sayısı arttı. Testere küreklerin sayısı arttı. Bilginiz olsun. Biliyorsunuz Şarkı Feleğin 3. bölümünde sesli yapmıştık. Fakat sesli yaparken sizlerin yorumlarıyla ben ilgilenemedim. Çiko komşumuz ve Emine komşumuz sağ olsunlar sizlerle ilgilendiler. Onlar da bayağı bir yoruldular. Onları da yormak istemiyorum. Onları da üzmek istemiyorum. Çarkı Feleği sessiz bir şekilde devam ettireceğiz. Çarkı Feleği sessiz devam ettirirken ben sizlerin yorumlarını da okuyacağım. Sizlerin sorularına cevap vereceğim. Güzel bir şekilde inşallah vakit geçireceğiz 4. bölümümüzde. Başlangıçtaki duyurumu tekrardan sizlere tekrarlayayım. Aramıza yeni katılanlar da oldu. Şu an sayımız yavaş yavaş artıyor. Çarkı Feleğin 1. bölümünü Facebook takas grubumuzda yapmıştık. Ve A grubu ve B grubu vardı. 5 A grubunda, 5 de B grubunda yerini alıyordu. Yani bir ekip çalışmasıydı. Ve ekip çalışmasında tabii ki ilk Çarkı Felek yayınımız olduğu için birçok hatalarımız oldu. Ama sonuç itibariyle bütün komşularımıza, yani katılan A grubu ve B grubu katılımcıların 10 kişisine 89 adet ağıl verdik. Çarkı Feleğin 2. bölümünde ise Facebook takas grubumuzda değil de YouTube'da yapmaya karar verdik. Zaten biliyorsunuz yayınlarımızın çoğu YouTube'da yapılıyor. Tek seferlik Facebook'ta yaptık öyle. 2. bölümünde ise artık A grubu diye bir şey kalmadı, B grubu diye bir şey kalmadı. Bireysel oldu, 3 kişi oldu. Kartların sayısı 18'di 2. bölümde. Kartların sayısını 3. bölümde 24'e çıkardık. Tabi 24'e çıkması demek ürünlerin daha da çok olması demek. Ağıl sayısı takım şeklinde vereceğiz. Hani mesela ağıl geldiği zaman sadece kalas gelmeyecek. Kartın altında ağıl çıkarttığınız zaman üçünden de belli bir sayıda gelecek. Ailenizle, eşinizle, çocuklarınızla beraber izleyebileceğiniz yayın olacak. Çünkü biliyorsunuz bizler yayında argo kelimeler kullanmıyoruz. Yani bir ailenin bile gönül rahatlığıyla izleyebileceği, takip edebileceği bir 500 Tilki kanalıyız. Bizi yeni keşfeden komşularım hariç, bizi bilen komşularımız, videoya like atmayı ihmal etmeyelim. Biliyorsunuz videoya beğenmeler, like atmalar faaliyetimizin daha da sürdürülebilir hale gelmesi için önemli. Neden bizi yeni keşfedenler hariç dedim? Çünkü onlar bilmiyorlar şimdi, biz daha yeni keşfettikleri için bilmiyorlar. Önce bizi bir izlesinler, takip etsinler. Hoşlarına giderse yayınlarımız ve paylaşmış olduğumuz videolar, onlardan da ricamız videoyu beğenmeleri, like atmaları. Şimdi sıralama sorumuz geldi. Katılımcı seçilecek buradan. Bu arada ekranımızın sol alt köşesinde, yani sohbetin hemen alt sağ tarafında, orası bizim reklam panomuz oldu. Orada reklam yapıyoruz. 1. bölüm, 2. bölüm, 3. bölüm mesela orada kart seçenler, yani kelimeyi tamamlayıp kart seçenlerin oraya isimlerini ekliyoruz. Sizler de benim ismim geçsin diyorsanız bölüm 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 böyle isimleriniz orada kalıcı olarak kalacak. Enes Cankuru 58 adet civata, 58 kalas, 260 kürek, 180 testere kazanmış Çarkı Felek etkinliğimizden. Veysel komşumuz 100 kürek, 200 testere kazanmış Çarkı Felek etkinliğimizden. Diğer resmimiz gelsin. Hem eğlen hem kazan. Sen de katıl, sen de eğlen, sen de kazan demişiz. Ne kadar güzel bir şey. Hem eğleniyoruz hem kazanıyoruz. Kazananlar listesinde yer almak ister misin diye bir soru sormuşuz. Hemen onundan sonra kazananlar listesi ekranda geliyor. 1. bölüm, 2. bölüm, 3. bölüm, 4. bölüm. Bugün 4. bölümde yer alacak komşularımızın isimlerini de oraya ekleyeceğiz. Bilginiz olsun. Bir kelimeden oluşan 9 harf sıralama sorusu geliyor. Katılımcı 1 olmak için, yani katılımcılar altında eklenmedi yazıyor mesela. Orada isminiz, yani katılımcı olarak eklenmek isterseniz direkt başlayabilirsiniz. İlk yazan komşumuzu katılımcı olarak ekleyeceğim. Şimdi ben bazı harfleri sizlere gösteriyorum. İlk yazan komşumuz katılımcı olarak eklenecek. Başarılar dilerim. Buyurun başlayabilirsiniz. Tebrikler komşu. Süpersel, doğru cevap. Seni katılımcı 1 olarak ekliyorum. İkinci sıralama sorumuz ise 5 kelimeden oluşan 17 harf bir sıralama sorusu. Hemen sizlere ekrandaki bazı harfleri açıyorum.
katılımcı 2 olarak eklenmek için doğru kelimeyi bulun, başlayabilirsiniz. Şimdiden başarılar. Ayday 500 tilki Mustafa Ali demiş. Hemen bakalım doğru mu? Ayday 500 tilki. Tebrik ederim komşu. Seni de ikinci katılımcı olarak hemen listemize ekliyorum. Şimdi geldik 3. 8 kelimeden oluşan 30 harf bir sıralama sorusu. Doğru kelimeyi yazan ilk komşumuz katılımcı 3 olarak yerini alacak. Başarılar dilerim. Emre Sağcan, 500 tilki ile sen eğlen, sen kazan demiş. Maalesef Emre Sağcan komşum, bilemedin. Diğer cevaba bakıyorum. Kaşa kazık 500 tilki ile 5 ellen, 5 kuzen demiş. Maalesef komşu, sen de bilemedin. Diğer komşumuzun yorumuna geçiyorum. Derya Kaynak, 500 tilki ile hem eğlen hem kazan demiş. Tebrik ederim Derya Kaynak komşu. Seni de 3. katılımcı olarak listemize ekliyorum. 500 tilki ile hem eğlen hem kazan. Ne kadar güzel bir şey ya. Hem eğleniyoruz hem kazanıyoruz. Evet, 1. turumuza geçiş yapacağız. 1. turumuz bittikten sonra hemen 2. turumuza geçiş yapacağız. 2. turumuzda yeni katılımcılar eklenecek ve yeni sıralama sorularımız sizlere sorulacak. Evet, 1. turumuza geçiş yaptık. Komşularımızın isimleri katılımcı olarak yerini alıyor. Evet, çarkı feleğimiz döndü. Emil Eliyev, komşu, 150 puanlık bir harf seç. Sizler burada puan toplarken doğru kelimeyi kim bulursa o komşumuz kart seçme bölümüne geçecek. Burada siz puan toparlarken harf seçerek, doğru harfleri seçerek puan toparlayacaksınız ve doğru kelimeyi bulmaya çalışacaksınız. Doğru kelimeyi bulan kaç puan biriktirmişse o puanlarla kart seçme bölümüne geçiş yapacak. Kart seçme bölümünü hemen sizlere şöyle göstereyim. Kart seçme bölümümüz bu tarafta yerini alıyor. Burada kartların altında ürünler var ve sayıları var. Çantanız var. Hangi ürün çıkarsa onu sizin çantanıza ekliyoruz ve oyuna geçip oyunda size kazanmış olduğunuz ürünleri veriyoruz. Gaziantep'in G'si demiş. Hemen bakalım Gaziantep'in G'si var mı? Gaziantep'in de baklavaları çok güzel oluyor. Askerdeyken bizim aşçı vardı, Gaziantepli. Çok güzel yemekler yapardı. Aynı zamanda bize bir baklava yapmıştı. Sağ olsun nöbetçi Aysubay komutanımızdan izin aldık. Bize kilerden bulmuş olduğu ne varsa hepsini toparlayıp tezgaha koydu. Çok güzel bir baklava yapmıştı. Buradan da Gaziantep'e selamlarımı yolluyorum ve Asım kardeşime, yani tertibime selamlarımı yolluyorum. 250 puan geldi Emil Eliyev komşu. 250 puanlık daha bir harf seçer misin? Maşallah Emil komşumuz hani tabloyu komple açtı ya. Azerbaycanlısın. Buradan da Azerbaycan halkımıza, komşumuza selamlar olsun. Azerbaycanlı çok fazla tanıdığımız var bu oyun sayesinde. Hepsi de birbirinden iyi. Hepsi de sağ olsunlar, var olsunlar. Mustafa Ali komşum, 1000 puanlık senden güzel bir harf bekliyorum ve sen bana Hatay'ın H'si dedin. Hatay'ın H'si bakıyorum var mı? İnşallah vardır. 1000 puanlık gerçekten çok, yani ender gelen bir puan. Çünkü 1000 puanın sağında ve solunda pas var. Bu arada Hatay'ın H'si 3 tane var. Tebrikler komşu. 1000 puan senin çantana ekleniyor. 1300 puanla çark senin adına dönüyor. Bu arada Hatay'a da gittim ben. Hatay İskenderun'a gittim. Hatay İskenderun'da bir şey vardı, toplantımız vardı. 3-4 sene önce ben bayağı bir gezgindim. Şehirler arası çok fazla gezintiler yapıyordum. Hatay İskenderun'a da gittim. Hatay İskenderun'da bir toplantımız vardı bizim. Tabi orada bir gün kaldık, gezemedik, etrafı göremedik. Toplantı sonucu tekrardan Manisa'ya dönmek zorunda kaldık. Emil Eliyev, Mustafa Ali 1300 puanla berabere gidiyorlar. Derya Kaynak komşumuzun şu an puanı 0 ama her an her şey olabilir, her şey değişebilir. Trabzon'un T'si demiş Mustafa Ali komşumuz. Tebrikler komşu. Trabzon'un T'si 2 tane geliyor ve 250 puan çantana ekleniyor. 1550 oldu ve çark dönmeye devam ediyor. Trabzon'a gitmedim. Maalesef Trabzon'a gitmedim. Mustafa Ali abi helal olsun, sonunda bir yere gitmemişsin diyor. Ya gitmediğim bazı yerler var tabi, çok çok fazla yerler var da hani birkaç tane şehire gittim mesela. Yani gezme amaçlı gittim, toplantı amaçlı gittim, konser amaçlı gittim. Bu tür yani gezintilerimiz oldu.
Hemen bakalım İzmir'in iyisi var mı? Bravo İzmir'in iyisi. 2 tane geliyor ve çarkı felek dönmeye devam ediyor. 200 puan da komşumuza ekleniyor. Oh 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 1000 puan geldi. Hey maşallah 1200 puan artı 1000 puan çantada yerini alıyor. Şimdi komşu 1000 puanlık tekrardan bir harf seçer misin? Bu arada Enes Cankuru komşumuz da beğenip takip etmeyi unutmayın demiş. Ellerine sağlık. Klavyeye basan ellerin dert görmesin Enes kardeşim komşum. 1000 puanlık gerçekten çok güzel yani. 1000 puan. Eğer harf çıkarsa 2200 puan direkt çantada yerini alacak. Hemen bakalım Nide'nin N'si. Bravo Nide'nin N'si. Bir tane var ve 1000 puan çantana ekleniyor. 2200 puanla ve çarkı felek dönmeye devam ediyor. Bu arada hepinize teşekkür ederim. Katılımcılar dışında sizler müdahale etmediniz. Hepiniz sağ olun, var olun. Hepinize teşekkür ederim. 2750 puanla komşumuzu kart seçme bölümüne alıyorum. 5 numaralı kart demiş. Hemen bakalım. 5 numaralı kartımızın altında sürpriz 30 adet diye bir mesajımız yerini alıyor. Şimdi Derya Kaynak komşu, senin oyunda şu an neye ihtiyacın var? Kazma lazım demiş. Tamam komşu, o halde sana 30 adet kazma çantanda yerini alıyor. Ne kadar güzel ya, sürpriz 30 adet. Neye ihtiyacın varsa ondan veriyoruz. 21 numaralı kartın altında 100 adet kürek, 100 tane. Oh maşallah. Toplamda 180 adet kürek yerini alıyor. Komşular bu arada Enes Cankuru komşumuzun da YouTube kanalını takip edebilirsiniz. Direkt YouTube arama kısmında Enes Cankuru yazdığınız zaman direkt komşumuzun, Enes kardeşimizin YouTube kanalı çıkıyor. Oradan da güzel güzel videoları izleyebilirsiniz. Bilginiz olsun. Karbonat Erol, abi bol keseden dağıtıyorsun ağırlara ama nasıl topluyorsun, bitmiyor mu demiş. E tabii ki bitiyor yani, sınırsız bir ürünümüz yok. Elimizde ne varsa onlardan sizlerle paylaşıyoruz. Toplamda 90 ağıl, 210 kürek, 130 testere ve artı 30 kazma komşumuzun çantasında. Sıralama sorumuzun ikinci turuna geldik. Evet, harflerimiz gözüktü. Şimdi doğru kelimeyi ilk yazan komşumuz katılımcı 1 olarak yerini alacak. Kaşa kazı komşum 14 Şubat geldi, hoş geldi demiş. Hemen bakalım. Tebrikler komşu. 14 Şubat geldi, hoş geldi. Tebrik ederim. 14 Şubat sana nasıl geldi? Bizlere bir bildirir misin? Hoş mu geldi, kötü mü geldi, nasıl geldi? Boş mu geldi? İkinci sıralama sorumuzda hemen şöyle bir yerini alsın. Şimdi Ruken komşumuz 7 gömlek uzak mı demiş. Tebrikler komşu, 7 gömlek uzak. Çarkı feleğin gözünü seveyim ya, aynı zamanda kelime haznemizi de geliştiriyor, kelimelik gibi. Evet, şimdi geldik 3. sıralama sorumuza geçiş yaptık. Yusuf Kolok, kağıt yakar mı, matara yakıyor demiş. Maalesef komşu, doğru cevap değil. Bir harf daha açtım. Daha artık bilin yani. Bak, tekrardan en önemli yerden bir harf daha açtım. İlk yazan komşumuz katılımcı 3 olarak eklenecek. Kağıt yakar mı, fatura yakıyor demiş. İdrak Aliyev komşumuz 3. olarak yerini alıyor. Yusuf, R'yi diğer komşumuzdan sonra yazdığın için İdrak Aliyev komşumuzu ekliyorum. 6 kelimeden oluşan 33 harf, 2 yazar ismi. 150 puanlık Mustafa'nın M'si demiş. Mehmet Ali Erbil ne diyordu? Mustafa'nın M'si diyor Mehmet Ali Erbil. Allah ona da sağlık versin, sıhhatini attırsın. O da bizi bayağı bir zamanında güldürdü, eğlendirdi. Ege de sağlam maşallah iyi giriş yaptı. Maşallah bizim komşularımızın hepsi şanslı ya. Ama var ya, bir iplas geldi mi 1450 puanın sıfırlanacak, haberin olsun ha. Fransa'nın F'si dedi. Hemen bakalım Fransa'nın F'si var mı? Bravo. Haydi. Fransa'nın F'si yokmuş. Sıra Ruken komşumuza geçiyor ve çarkı felek dönmeye devam ediyor. Hayır diyor. Olamaz. Her an her şey olabilir. Yani iflas gelebilir, pas gelebilir. Yanlış harfler seçilebilir. Harfleri iyi takip edin. Şu anda kimin kazandığı belli değil. İflas da gelebilir. İflas geldiği zaman puanlar sıfırlanıyor. Bilginiz olsun. Ruken ya diyor. Komşu dua et iflas gelmedi. Pas yine iyi. Ege komşumuzla Ruken komşumuz 1450 puanda eşit kaldılar.
İdrak Aliyev komşumuz şimdi 500 puanlık Nur'un N'si dedi. Hemen bakalım Nur'un N'si var mı? Nur'un N'si 3 tane var ve 500 puan İdrak Aliyev komşumuza geçiş yapıyor. Çarkı felek dönmeye devam ediyor. Hem eğlendiren hem de kazandıran. Ege kaybettim ben demiş. Ege şu an ne olacağı belli değil. Yani harf seçebilir, kelimeyi tamamlayabilir. Şu an ne olacağı belli değil. Uruken yes, Ege bulmadı ya. Şimdi komşularımız birbirleriyle yarıştıkları için o yüzden hem seviniyorlar hem üzülüyorlar. İşte eğlence bu ya. Ege komşum 100 puanlık, istersen harf seç, istersen kelimeyi tahmin edebilirsin. Gerçekten çok heyecanlı bir durum. Çok heyecanlı bir andayız. Seçecek harf mi kaldı? Ya şimdi aslında var ya, çok önemli kritik bir andayız. Fikret, çok önemli kritik bir andayız. Yani seçilen harfleri tekrardan söylerse sıkıntı olur. Ege komşumuz Saadettin Nüshet Ersun Reşat Ekrem Koçu demiş. Bakalım doğru mu? 100 puanlık son kritik andayız. Saadettin Nüshet Ersun Reşat Ekrem Koçu doğru cevap mı? Maalesef bilemedin komşu. Yanlış cevap. Sıra Ruken komşumuza geçiş yapıyor ve çarkı felek devam ediyor. 500 puan geldi. Evet Ruken komşu 500 puanlık bir harf seç ya da kelimeyi tamamlamaya çalış. Ruken komşumuz Gaziantep'in G'si demiş. Hemen bakıyorum Gaziantep'in G'si mi diye. Tebrikler komşu, Gaziantep'in G'si. Doğru cevap, doğru kelime. 6 kelimeden oluşan 33 harf 2 yazar ismimiz Saadettin Nüset Ergun Reşat Ekrem Koçu. Kart seçme bölümümüze geçiş yaptık. Hemen şöyle bir Ruken HD puanımızı da hemen listemize ekleyelim. 1950 puanla kart seçme bölümüne hepimiz hoş geldik. 2 direk en şanslı sayım demiş. Bakalım 2 numaranın altında ne var? Artı 125 puan 2 numaranın altında. 1950 puanımız vardı. 250'sini düştük. Artı 125 eklendi. 1825 puan çantanda yerini alıyor. Senin ikinci şanslı numaran sana 125 puan kazandırdı. Ne oldu sana? En şanslı sayım. En büyük keşken ne diye bir sorumuz geldi. Gerçek hayatla alakalı, yani gerçek yaşantımızda, öyle oyunla falan değil. Gerçek yaşantımızda senin en büyük keşken ne oldu? Ya keşke şunu yapmasaydım, keşke şu olmasaydı dediğin en büyüğü hangisi? Şimdi Ruken komşumuza bir soru sorduk. En büyük keşken ne diye? Ruken komşumuz bize 9. sınıfta hemen ders çalışsaydım demiş. Peki çalışmayıp ne yaptın dedik su komşumuza. O da bize ya liseye nasıl başlarsan öyle gidiyor demiş. O zaman ne yapman gerekiyor? Bir sonraki adımlarında sadece okulla değil bir sonraki adımlarını hesaplı ve düzenli bir şekilde adım atman gerekiyor. Keşke dememek için her şeyimizi hesaplamamız gerekiyor. Her şeyimizi hazırlamamız gerekiyor. Yorumun için teşekkürler. Şimdi komşumuzun çantasına ürünlerini ekleyelim. Şimdi Ruken komşu bize etiketini ver, sana ürünlerini verelim. Katıldığınız için çok teşekkür ederim. Gerçekten harika bir yayın oldu tekrardan. Güzel böyle farklı farklı yayınlarımızla oyunu daha eğlenceli kılmaya çalışıyoruz. YouTube kanalımıza abone olun, bildirimleri açın. Çarkı felek etkinliklerimizde hem eğleniyoruz hem de kazanıyoruz. Sizlerin de kazanmasını sağlıyoruz. Yani ürünlerimiz gerçekten sayıları yüksek. Tabii ki sayıları sizlere bağlı, yani sizin şansınıza bağlı. Hangi kartın altını kaldırırsanız o ürünleri sizlere veriyoruz. Sizler de arkadaşlarınıza, dostlarınıza tavsiyede bulunun. Kanalımıza gelsinler, abone olsunlar. Onlar da eğlensinler, onlar da katılsınlar. Onlar da kazansınlar. Yarın 14 Şubat, 23 geçiyor şu an. 14 Şubat'a giriş yapacağız. Lütfen sevdiklerinize karşı ilgili davranın. Onları sevin, onlara sevginizi gösterin. Sadece 14 Şubat değil, her zaman gösterin, her zaman ilgilenin.